çek. Şey Harun, çek bir kata çık abi. Çek çek çek. Sorun yok. Yaklaşık yılda 4,5 milyon civarında konteyner giriyor. Yaklaşık yine 4 milyon üzerinde bir tır girişi söz konusu tüm gümrük kapılarımızdan. Bunların tamamının X-ray cihazından geçirilerek çok etkili bir denetime tabi tutulması nihai hedefimiz. Bu inşallah başardığımızda dünyada bunu uygulayan tek ülke olacağız. Şu anda elbette belli yöntemlerle X-ray cihazına yönlendirilmesi gereken araçlar tespit ediliyor. Belli bir takım kriterler var. O kriterler çerçevesinde, risk kriterleri çerçevesinde, o değerlendirme analiz çerçevesinde kapasitemiz ölçüsünde araçlar X-ray cihazına yönlendiriliyor. Ama bunun Türkiye'deki oranı da bir hali düşük doğal olarak. 2015 yılından itibaren yoğun bir şekilde bu cihazların alımını hızlandırıyoruz. Tabii tümünün taranır hale gelmesi için çok ciddi bir kaynak gerekiyor. Yani yaklaşık 1,5-2 milyar liraya yakın bir kaynak gerekiyor. Onu birkaç yıl içerisinde sağlamamız tabii mümkün değil ama olabilecek en hızlı süre içerisinde bunu gerçekleştireceğiz. Kapıkule'den Türkiye'ye giren otobüslerin tamamı X-ray'den geçirmeye başlanacak. Ona kapasitemiz müsait. Ve önümüzdeki yıl iki tane X-ray cihaz daha göndereceğiz. Kapasiteyi %2 katına çıkarmış olacağız. Araç tarama kapasitemizi, X-ray'den geçirme kapasitemizi. Çünkü bugüne kadar yakalamalarda ve tespitlerde, kaçak tespitlerinde X-ray cihazlarının çok büyük katkısı olduğunu, çok önemli araçlar bize imkanlar sunduğunu biliyoruz. Hakikaten uyuşturuculardaki uyuşturucu tespitleri ve diğer kaçak eşya tespitlerinin belirlenmesinde, yakalanmasında X-ray görüntüleri gerçekten çok etkili bir yöntem. Mesela şu andaki elimizde kullandığımız X-ray tarama cihazlarının günlük kapasitesi maksimum 110 civarında iken yeni alacaklarımızda bu sayı 200'e kadar ulaşmaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki sanıyorum yani inşallah bir aksilik olmazsa 4 ya da 5 yıl içerisinde Türkiye'ye giren tüm eşyaların ve araçların %100 tarama denetiminden geçilmesi mümkün hale gelecek diye planlıyoruz, düşünüyoruz. Özellikle bu kapasite artırımı bize daha düşük maliyetle bu teknolojik donanımı tüm kapılarımıza teşmil etme imkanını da sunacaktır. Biraz sonra inşallah burada fiziki olarak tespitlerimizi yapacağız. Özellikle bu Kapıkule için söylüyorum. Önümüzdeki yaz döneminde bir daha basına özellikle kuyruklar nedeniyle haber konusu olmayacak Kapıkule. Hem tır hem de hem girişler hem çıkışlar için. Onunla ilgili çalışmalarımızı kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Amaçlarımızdan bir tanesi bu zaten. Yerinde görerek bununla ilgili tedbirler almak ve yaz gelmeden yani trafik yoğunlaşmadan, giriş ve çıkış trafiği yoğunlaşmadan biz inşallah projemizi sonuçlandırmış olacağız. Özellikle peronların fleksibil hale getirilerek yoğun dönemlerde diğer tarafa kaydırılması şeklinde temel amacı bu olan veya buna imkan sağlayacak bir projeyi kısa sürede inşallah hayata geçireceğiz. Dolayısıyla bu şekilde çok fazla ilave bir değişiklik yapmadan ama buradaki iş akışını yeniden organize ederek ve mobil hale getirerek mevcut peronları etkili bir sonuç alma imkanımız ortaya çıkacak. Ayrıca şu anda genel olarak bir aracın Türkiye girişinde 5 ya da 6 noktada denetim yapılmaktadır. Ya da 5 ya da 6 kez işlem yapılmaktadır. Denetim değil, işlem yapılmaktadır. Hedefimiz onu teke düşürmek. Yani bir araç Türkiye'ye girerken tek noktada tüm işlemler ve bir durakta, bir kez durarak tüm işlemler gerçekleştirilecek.